Antik Çağ Gizemlerinin bu bölümünde. Dünyanın en eski yeraltı tapınağı. İçeride 6000'den fazla iskelet bulundu. Çocuklar bu karanlık labirentin içinde yok mu oldu? Bu adam gerçek bir lanetli tapınağın gizemini çözmek istiyor. Ama önce bir sanat ve bilim dehası olan Leonardo'yu izleyeceğiz. Yazılarında kodlar ve şifreler kullanırdı. Yeni iddialar en büyük eserinin içinde gizli ve aykırı mesajların saklı olabileceğini söylüyor. Bu garip işte. Bütün bunlar Mona Lisa'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarabilir mi? Mona Lisa şifresi. Leo Stevenson, büyük ustaların sanatsal teknikleri konusunda uzman bir isim. Dünyanın en prestijli müzeleri için aslına uygun reprodüksiyonlar yapıyor. Leonardo bugüne kadar yaşamış en sıradışı zihinlerden biri ve her şeyi yapabilecek biriydi. Savaş makineleri tasarladı. Havacılığın ve dalgıçlığın mekaniklerine karşı büyük bir ilgisi vardı. Keza insan anatomisine de. Fakat Da Vinci'nin eserlerinden biri Stevenson'ın özellikle ilgisini çekiyor. Mona Lisa'nın pek çok sırrı sakladığına gönülden inanıyorum. Floransa, İtalya. Stevenson Londra'dan İtalya'nın Floransa kentine gidiyor. Köylü bir kadının gayrimeşru oğlu olan Da Vinci, 14 yaşındayken bir sanatçının çırağı olarak çalışmak üzere buraya gelmiş. 22 yıl boyunca bu şehirde oturmuş ve çalışmış. Stevenson, Da Vinci'ye duyduğu hayranlığı paylaşan biriyle buluşuyor. Silvano Vincetti kendisini sanat dedektifi olarak tanıtıyor. Vincetti, gerçek Mona Lisa'nın sanat çevreleri tarafından Da Vinci'nin şaheserinin konusu olan kadının peşinde. Stevenson'ı Floransa'nın orta çağdan kalma eski caddelerine götürüyor. Birlikte Azize Ursula Manastırı'nın kalıntılarına gidiyorlar. 1535'te Azize Angela de Merici tarafından kurulan manastır, eskiden bir rahibe tarikatına ev sahipliği yapıyordu. Burada yaşayan rahibeler burada ölüyordu. Arkeologlar şu anda yerin altındaki eski şapeli kazarak kemikleri gün ışığına çıkarıyor. Vincetti'nin manastıra duyduğu ilginin altında yatan şey, 16. yüzyılda yaşamış Lisa del Gerardino adında çok güzel bir kadının nihai dinlenme mekanı olduğuna dair dedikodular. Francesco Giacondo bir ipek tüccarının karısıydı. Madonna Lisa adıyla da tanınıyordu. Da Vinci'nin eserinin adının buradan geldiği, o dönemde resme Mona Lisa veya La Gioconda adını verdiği tahmin ediliyor. Arkeolog Valeria De Quino, araştırmasını Lisa Gerardini'ye ait olma ihtimali bulunan birkaç mezar üzerinde yoğunlaştırıyor. Kısa bir süre önce bir kadına ait kalıntıları gün ışığına çıkarmış. Questo invece è, sono gli scavi. She had two daughters who were... Rahibe olan iki kızı varmış ve hayatının son günlerini kızlarının yanında geçirmek istemiş. Lisa Gerardini'nin burada gömülü olduğunu biliyoruz. Mezarı buralarda bir yerlerde mi yani? Evet, büyük ihtimalle burada. Burada bir insana ait olan bir kafatası ve iskelet bulduk. Bu alt çene. Bulduğumuz kafatasına ait. Yani bu Lisa Gerardini'ye ait olabilir mi? Evet, olabilir. Bu mümkün. Vincetti'nin atacağı bir sonraki adım, kafatasıyla Gerardini'nin soyundan gelen birinin DNA'sı arasında uyum aramak. Ama Stevenson, Mona Lisa hakkında cevaplanması gereken modelinin kimliğinden çok daha başka sorular olduğuna inanıyor.
Stevenson, Da Vinci'nin hayatı boyunca 20'den az tablo yapmış olmasına rağmen Mona Lisa'nın sıradan bir iş olmadığını düşünüyor. 16 yılda tamamlamış. Stüdyodan stüdyoya taşımış, sürekli değişiklikler yapmış. Floransa'dan taşınıp İtalya'nın öbür ucuna gittiğinde bile yanında taşımış. Sonunda Fransa kralının sarayına kadar gitmiş. Bu tablonun Da Vinci için özel bir önemi vardı. Stevenson bunun ne olduğunu öğrenmek istiyor. Da Vinci'nin dinmek bilmez bir merakı vardı. Çevresindeki dünyaya anlam verebilmek için yaptığı çalışmalar çoğu zaman sıra dışı, hatta tabu olarak nitelendirilmişti. Biyografisini ilk yazan Paolo Giovi'ye göre Da Vinci, insani olmayan ve iğrenç koşullarda çalışıp suçluların cesetlerini parçalayarak çok şey öğrenmişti. Yazar Giorgio Vasari, Da Vinci'yi hiçbir dine inanmayan bir kafir olarak tanıtmıştı. Da Vinci solaktı. Kilise, solaklığı, kötülük ve sapkınlıkla ilişkilendiriyordu. Yazılarını, büyük ihtimalle notlarını gizlemek ve başkalarının fikirlerini çalmasını engellemek için genellikle tersten yazardı. Bazen Mona Lisa'nın ressamlık dışındaki faaliyetlerinin ne kadarını yansıttığını merak ediyorum. Acaba Mona Lisa'ya bilimsel ve felsefi ilgi alanları yansıtan başka şeyleri de gizlice kattı mı? İşte bunu merak ediyorum. Sanırım bunu herkes merak ediyor. Da Vinci'nin defterlerinde şifrelerin kullanıldığını biliyoruz. Acaba resimlerinde de kullanmış olabilir mi? Da Vinci şifresi romanına göre Leonardo'nun son akşam yemeği tablosunda Mecdelli Meryem ve İsa'nın soyuyla ilgili gizli bir mesaj vardı. Son akşam yemeği. O tabloyla çok uğraştılar. Akademisyenler havari Yuhanna olduğuna inansa da kitap İsa'nın sağındaki figürün Mecdelli Meryem'i temsil ettiğini ve karakterlerin düzeninden dinsiz olan Leonardo'nun İsa ile Meryem arasında samimi bir ilişki olduğunu şifreli olarak ima ettiğini söylüyordu. İsa ile Mecdelli Meryem arasında bir ilişki olup olmadığı hala tartışılan bir konu. Da Vinci'nin tabloları her zaman buna benzer detaylı araştırmaları tetiklemiştir. Tablolarını gerçekten farklı anlama gelebilecek bulmacalarla mı donattığı yoksa sadece eğlenmeye mi çalıştığı bilinmiyor. Sanat dedektifi Silvano Vincetti, Mona Lisa'da bir şifre bulduğuna inanıyor. Bulduklarını Stevenson'a göstermek için güneye, Roma'ya gelmesini rica ediyor. Roma, İtalya. Vincetti için bu tablo bir kadının portresinden çok daha fazlası gizli bir mesaj içeriyor olabilir. Stevenson'ı Vatikan yakınlarındaki fotoğraf atölyesine götürüyor. Resmi elinde bulunduran Paris'teki Louvre Müzesi, tablo yüzeyinin bozulmasından korktuğu için Mona Lisa'nın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekmiş. Bu resimlerdeki bilgiler, Vincetti ve ekibinin tabloyu ilk kez en ufak detayına kadar incelediği anlamına geliyor. Yağmurlu bir Roma gecesinde, çok daha geri bir teknolojik kullanarak, elime büyüteç alıp, tablonun tamamını incelediğimi hatırlıyorum. Derken, köprünün altında bir şey gördüm. Da Vinci'nin tuval üzerine gizli işaretler yerleştirdiğine inanıyor. Dijital yakınlaştırma kullanan Vincetti, bunun bir rakam olduğunu düşünüyor. 72 sayısı. Tıpkı Mısır bilimcileri gibi bu şifreli işaretleri yorumlamamız gerekiyor. Başlangıçta kafa karıştıran şey, nihayet açık ve net olarak ortaya çıkmıştı. Dikkatini Mona Lisa'nın yüzüne çevirdiğinde ise daha hafif ama bir o kadar ilgi çekici başka işaretler buluyor. S harfini burada açıkça görebiliyorsunuz. Sağ gözde de bir L var. İrisin içinde bir hayli belli oluyor. Sağ gözde L harfi. Bu tür bir keşif varlığınızın derinliklerine kadar inip
sizi kendinizden geçiriyor. Neredeyse mistik bir şey. L ve S harfleri ve 72 sayısı. Bazı tarihçiler ve Louvre Müzesi, Vincetti'nin keşiflerini reddediyor. Sayı ve harflerin var olmadığını söylüyorlar. Bunların ahşap desteklerden veya boyanın çatlamasından kaynaklanabileceğini düşünüyorlar. Mona Lisa 500 yılda iki kere çalındı ve bir kere de asitle tahrip edildi. Stevenson'ın da şüpheleri var. Tabloda gerçekten böyle şeyler olduğuna ikna olmuş değilim. Bunlar bir manzarayı tasvir eden bir ressamın kazara bırakacağı izler de değil. Belki de gerçektirler. Stevenson şimdilik açık fikirli davranıyor. Vincetti'nin ilk bakışta bir kadının portresiymiş gibi görünen bu tablonun aslında bir bulmaca olabileceği iddiası onu meraklandırıyor. Stevenson bunun ne olabileceğini öğrenmek için işe modelin arkasındaki manzarayı inceleyerek başlamak istiyor. Bir fotoğrafçı ve dijital sanatçı olan Derek Bayer ile temas kuruyor. Bayer, Da Vinci portrelerinin kompozisyonlarını incelemek için fotoğrafik teknikler kullanıyor. Tablonun manzara kısmındaki garip çizim konusunda ise kendi teorisi var. Herkes Mona Lisa tablosunun arka planındaki perspektifin neden hatalı olduğunu düşünüyor. Da Vinci bir perspektif ustası olduğundan böyle bir hata ancak kasıtlı olarak yapılmış olabilir. Mona Lisa'yı kesen Bayer, kadının arkasındaki manzaranın uyumsuzluğunu gözler önüne seriyor. Ufuk çizgisinin sürekliliğini koruması için resmin hizalanması gerekiyor. Da Vinci bir sebepten dolayı resmin sağ ve sol yanlarında farklı bir perspektif yaratmış. Ayrıca resmin zıt kenarlarını birleştirdiğiniz zaman sürekli bir manzara elde ediyorsunuz. Bu çok garip işte. Bu optik bir illüzyondan çok daha fazlası. Arka plandaki perspektif hatalı olduğundan bilinçaltınız manzarayı aynı hizaya getirmeye çalışıyor. Bunu yaparken de Mona Lisa üzerinde bir animasyon etkisi yaratıyor. Manzaranın kasıtlı olarak değiştirilmesi dikkat çekmek için yapılan bir hareket olabilir. Eğer öyleyse sebep ne? Akademisyenlerin çoğu manzaranın sanatçının hayal gücünden çizdiği idealize bir sahne olduğuna inanıyor. Fakat Leonardo'nun manzarayı gerçek bir yere bakarak çizdiğine inanan bir kadın var. Stevenson onunla buluşmak üzere kuzeye, Piacenza'nın kuzeyinde Orta Çağ'dan kalma küçük bir kasaba olan Bobbio'ya gidiyor. Bobbio, Ernest Hemingway'in dünyanın en güzel vadisi dediği yerde bulunuyor ve 1304 yılında inşa edilen bir Orta Çağ kalesine ev sahipliği yapıyor. İtalyan yazar Carla Glori, Da Vinci'nin şaheserinde burada gördüğü manzarayı çizdiğine inanıyor. Leonardo buraya bizzat geldi yani. Buraya geldiğinden eminiz değil mi? Evet. Glory, Leonardo'nun manzarayı seyrettiği noktayı kesin olarak bulduğuna inanıyor. Yani şu anda Leonardo'nun gördüğü manzaraya mı bakıyoruz? Resimdeki manzaranın bakış açısının burası olduğuna kesinlikle eminim. Bazı ortak noktalar var. Tepeler, vadi, kıvrılan nehir, hepsi resimdekiyle benzerlik gösteriyor. Fakat Stevenson'ın ilgisini en çok şehrin kendisine has kambur köprüsü çekiyor. Köprü modelin solunda. Gördüğünüz gibi açısı biraz farklı. Daha rahat görünebilmesi için köprüyü bu şekilde çizmeye karar vermiş. Da Vinci'nin gözetleme noktası olarak kullandığına inandığı yere doğru ilerliyorlar. Evet. Köprü şurada. Leonardo'nun resmindeki köprü kesinlikle bu diye düşünüyorum. ...1472 yılında... bir sel meydana geldi.
Sel büyük kemeri yıktı ve köprü restore edildi. Tam Leonardo'nun dönemi. Köprü parçalanmış mıydı? Evet, yıkılmıştı. Bu köprü 1472'de yok olmuştu yani. Köprünün yıkıldığı tarihle Vincetti'nin Mona Lisa'da gizlenmiş olduğunu düşündüğü rakamın arasındaki ilişki enteresan bir tesadüf. Köprü, Da Vinci'nin kasıtlı olarak yerleştirdiği bir bulmacanın parçasıysa ne anlama geliyor olabilir? Köprü haritada Ponte Gobbo, yani Kambur Köprü olarak gösteriliyor. Fakat yerel halk köprüyü başka bir isimle anıyor. Şeytanın Köprüsü. Glory, Bobbio'nun eski bir kilisesini, Aziz Columbanus Bazilikası'nı da ziyaret etmeyi tavsiye ediyor. Stevenson, Aziz'in kalıntılarının bulunduğu mezarda, peder Mario Poggi ile buluşuyor. Oraya neden şeytanın köprüsü deniliyor? Bu, Bobbio'da yaygın olarak bilinen bir efsanedir. Ve pek çok yerde köprüye şeytanın köprüsü adı verilir. Bunun altında Columbanus'un iyi ile kötü arasındaki savaşı yatmaktadır. Efsaneye göre Aziz Columbanus şeytanla bir anlaşma yapmıştır. Köprüyü yapmasının karşılığında karşıya geçen ilk yaratığın ruhunu talep etmiştir. Fakat kurnaz Columbanus karşıya ilk olarak bir köpeği geçirerek şeytanı oyuna getirmiş, bu da şeytanı çok kızdırmıştır. Da Vinci'nin gerçekten Bobbio'nun kemerli köprüsünü çizip çizmediği veya neden adını şeytandan alan bir köprüyü çizdiğini kimse kesin olarak bilemez. Da Vinci'nin sanatsal teknikleri, bilimsel kullanımı ve teknik ressamlık konusundaki detaycılığı göz önüne alındığında, tablolarındaki her işaretin bir amacı varmış gibi görünüyor. Leo, dikkatini Vincetti'nin Da Vinci tarafından Mona Lisa'nın gözlerine çizilmiş olduğuna inandığı L ve S harflerine çeviriyor. L harfinin Da Vinci'nin ilk adı olan Leonardo'yu simgelediğini düşünmek mantıklı. Lisa del Gherardini'yi, yani Madonna Lisa'yı da simgeliyor olabilir. Peki ya S harfi? Leo, dijital sanatçı Derek Bayre arıyor. S harfinin Salai'yi simgelediğini düşünüyorum. Salai, 25 yıl boyunca Da Vinci'nin öğrencisi ve asistanıydı. Gian Giacomo Caprotti de Orino, takma adı Salai. Da Vinci'nin ilham perisi, modeli ve pek çok kişiye göre genç sevgilisi. Ve Da Vinci'nin Salai portresini Mona Lisa'nın resmiyle kıyaslıyor. Sanat çevrelerinde modelin Lisa del Gherardini olduğu yönünde bir fikir birliği olsa da sonuçlar şaşırtıcı. Şimdi oynatıyorum. Tanrım, sıra dışı. Uzun burun aynı, gözler aynı. Çenenin çizgisi aynı. Salai'ye Salai lakabını Da Vinci vermiş ve küçük şeytan anlamına geliyor. Bu lakabı almasının sebebi çok ziyankar biri olması. Sürekli bir şeyler çalar ve kırarmış. Mona Lisa'nın yüzü aslında genç ve güzel Madonna Lisa del Gherardini'den başkasına ait olabilir mi? Asıl model Leonardo'nun sevgilisi olduğu düşünülen ve tablolarından birkaçında görülen genç bir erkek olabilir mi? Eğer öyleyse Bobbio'daki şeytanın köprüsüyle Leonardo son derece büyük bir sevgiyle Monsalai, yani benim küçük şeytanım dediği birine şakayla karışık bir gönderme yapmış olabilir mi? Veya Mona Lisa, Lisa Gherardini ile Da Vinci'nin sevgilisinin bir karışımı olabilir mi? Mona Lisa, Mon Salai, küçük şeytan. Portrenin birden fazla insanı yansıtıyor olması mümkün mü? Ortada gerçekten böyle bir durum varsa Da Vinci ateşle oynamış demektir. O dönemde eşcinsellik yasa dışıydı. Cezası ölümdü. Tabloyu 16 yıl boyunca yanında taşımasının sebebi bu olabilir mi?
Leonardo için büyük önemi vardı. Bu yüzden üzerinde düşündüğümüzden çok daha fazla üstünde uğraşmış olabilir. Roma'da bulunan Vincetti, Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunda sevgilisinin sakladığı fikriyle 72 sayısı arasında bir bağlantı daha olabileceğini iddia ediyor. Vincetti'nin teorisi, Rönesans boyunca büyük zulümlere maruz kalan bir din olan Museviliği merkez alıyor. Kabala adı verilen bir grup mistik öğretiyi işaret ediyor. Kabala, İtalyan Rönesansı sırasında bilinmesine rağmen Da Vinci bu dine bağlı değildi. Ancak Vincetti, 7 ve 2 karakterlerinin doğanın yasalarının üstesinden gelme gücüne sahip Tanrı'nın Kabala inancındaki 72 adına işaret edebileceğini düşünüyor. 7 ve 2 rakamları çok önemli. 7, 7 gün süren yaratılışı ve Tanrı'nın 7 günlük istirahatini simgeliyor. Geleneksel Kabala'da iki rakamı erkekle dişi arasındaki zıtlığı ve aralarındaki birleşmeyi simgeler. Yarı erkek, yarı kadın. Vincetti'ye göre bu ikilik tablonun da anahtarı. Leonardo, Mona Lisa'nın içine bir mesaj gizledi ve iki modeli birbirine karıştırdı. Kadın olan Lisa Gherardini ile feminen erkek Salai. Stevenson, tablonun üzerindeki işaretlerin varlığına ikna olmamışsa da böyle bir şifrenin altında yatan bir amaç olabilir. Da Vinci'nin böyle bir ilişkiye gönderme yapması çok tehlikeli bir hareketti. Böyle bir keşfin hayatına mal olabileceğini biliyordu. Toprak altından çıkarıldıktan sonra 6000'den fazla iskelet bulundu. O günden beri çocukların kaybolduğuna ve ölülerin seslerinin duyulduğuna dair hikayeler anlatılıyor. Bir adam bu tarih öncesi bulmacayı gerçek bir lanetli tapınağın gizemini çözmeye çalışıyor. Malta'nın kemik odası. Antik dinlerle ilgilenen tarihçi Profesör Ronald Hutton, Sicilya'dan yola çıkıp Akdeniz'in ortasındaki küçük Malta adasına geliyor. Buraya gelmesinin sebebi, arkeologların piramitlerden ve Stonehenge'den daha eski olduğuna inandıkları garip bir yeraltı tapınağı üzerinde araştırmalar yapmak. Bu eşsiz bir tapınak. Arkeologların bildiği tarih öncesinden kalma yegane yeraltı tapınağı. Dahası burada açıklanamaz bazı şeyler olduğuna dair ihbarlar var. Profesör bir otele yerleşip kazı alanına gidiyor. Tapınağı üstündeki toprağı kazan inşaatçılar bulmuş. Hutton'ın tapınağı sadece bir rehberle gezmesine izin veriliyor. Tünellere girişi sağlamak için basamaklar inşa edilmiş. Arkeologlar buraya toprağın altında anlamına gelen Hypogeum adını vermiş. İlk aklıma gelen şey yer altına inşa edilmiş bir Stonehenge'e girdiğim oldu. Taş koridor bir dizi toplu mezara açılıyor. Bir başka koridor, mezarlıkların arkasına geçip Yılan Çukuru adıyla bilinen ikinci kata iniyor. Bu arada sert kayadan sadece geyik boynuzundan yapılmış kazmalar ve volkanik cam parçaları kullanılarak oyulmuş bir dizi esrarengiz odadan da geçiyor. İnsan kalıntıları burada bulundu. Çoğu etrafımıza yığılmış kemikler halinde yaklaşık 7000 insan cesedi vardı. Buranın bambaşka bir atmosferi vardı. Büyük bir mezarlığın içinde yürüdüğünüzü hatırlatıyordu size. Bir kemik odası. 6000'den fazla insanın buraya nasıl geldiğini veya nasıl öldüğünü kimse bilmiyor. Şu anda bir zemini olmayan, sadece bir kemerden ibaret yan odaya bakıyorum.
İç taraflarda pek çok yönde derin çukurlar, derin yarıklar bulunuyor. Bir çocuğun kabusu gibi. O kabus gerçekleşmiş olabilir. ...1940 yılında National Geographic dergisine korkunç bir kazanın ihbarı geldi. Geziye çıkmış bir grup okul öğrencisi Malta'nın yeraltı tünellerine girdi. Fakat hiçbiri dışarı çıkamadı. Cesetleri de bulunamadı. Profesör Hutton, dönemin yerel gazetelerinde böyle bir haber olup olmadığını incelemek üzere Malta kütüphanesine gidiyor. Çocukların trajik bir şekilde kaybolması büyük haber olmuş olmalı. Fakat bu kadar küçük bir yerde böyle bir habere dikkat çekmek istememiş olabilirler. Araştırmaya kütüphaneci Joan Shiberias da katılıyor. Birlikte adanın gazetesinin eski sayılarından yüzlercesini araştırıyorlar. Ama kayıp çocuklar hakkında tek bir haber bulamıyorlar. Bu bir dedikodu olabilir. Eğer öyleyse kim tarafından ve neden çıkartıldı? Böyle bir şeyin gerçekleşmiş olmasına rağmen gazetelerde haberinin çıkmamış olması mümkün mü sizce? Şahsen böyle bir şeyin olma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Burası çok küçük bir ada. Gazetelerde haberi çıkmamış olsa bile insanlar böyle bir konuda konuşurdu ve söylentiler bir nesilden bir diğerine aktarılırdı. Yani ihbar edilen bu olayın kanıtları konusunda şüphelerim var. Yerel gazetenin gözünden hiçbir şey kaçmaz yani. Hayır, hayır, kaçmaz. Kütüphane araştırmasından bir şey çıkmıyor. Fakat profesör bir yabancının olayla ilgili ifadesini bulmayı başarıyor. Kaynak 1960'larda yazılmış. Louis Jessop adında bir İngiliz kadının bir öğretmenin rehberlik ettiği grubun Hypogeum'un içinde nasıl kaybolduğunu anlatan ifadesi bu. Ve Hypogeum'un içinde keşfettiği ve etrafta dolaşan 7,5 metrelik devler gördüğü bir tünelin içinde kaybolduklarını söylüyor. Sadece kayıp çocuklar yok, devler de var. İlk bakışta devlerin görüldüğüne dair raporların inanılacak bir tarafı yokmuş gibi görünüyor ama profesör bunu ilginç buluyor. Yakınlarda bulunan tepelik Gozo adasına gidecek olan uçağa binmek üzere limana geliyor. Yunan mitolojisine göre kuzeyde bulunan Gozo, dev Titan Atlas'ın kızı Kalipso'nun evidir. Burada eskiden devlerin yaşamış olduğuna dair yerel efsaneler de var. Profesör, yerel halkın Gigantia adını verdiği devasa yıkıntılara bakmak istiyor. Yazar Anton Atart'la birlikte Gozo'nun kayalık tepelerinden birinin zirvesine çıkıyor. Atart, devlerle ilgili hikayeleri dinleyerek büyümüş. Buraya neden dişi devin kulesi anlamına gelen Gigantia adı verilmiş? Bu yıkıntılar binlerce yıl boyunca yükseklerde durdu. Gozo halkı böylesine görkemli bir yapıyı kimin inşa etmiş olabileceğini merak ediyordu. Onlara göre bu yıkıntıları sıradan insanlar değil, ancak devler yapabilirdi. Hikayeye göre Gozo'da yaşayan dişi bir dev varmış ve başının üzerinde bir taş taşırmış. İnsanlar taşın üzerinde devin elinin izi olduğunu söylüyorlar. Atart sadece devlerin varlığından değil, kaybolan çocuklarla ilgili ihbarın doğruluğundan da şüphe duyuyor.
Bu hikaye sadece burası için değil, Malta'daki pek çok yer için anlatılıyor. Peki bu kadar fazla yere yakıştırıldıysa bile kaybolan okul çocukları ile ilgili hikaye ilk olarak hangi sebeple anlatılmış olabilir, gerçek olabilir mi? Hayır, gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bence bu tür hikayeler insanlar mağaralara girmesin diye anlatılıyor. İçeri girmeyin, kaybolursanız bir daha dışarı çıkamazsınız demek için. Devlere ve kaybolan çocuklara dair hikayelerin amacı insanları korkutmaksa bunun geçerli sebepleri olabilir. Ne de olsa yeraltı tapınağının içinde 6000'den fazla insan iskeleti bulundu. Hutton bir ipucunun daha peşinden gitmek istiyor. Tapınak kazılırken iskeletlerin arasında oyma bir figür bulundu. Figür uyuyan veya trans halinde olan bir kadını gösteriyordu. Bu kadın neden trans halinde? Profesör Hutton odalardan birinin içinden garip titreşimler geldiğine dair ihbarlar almış. Tapınağa bir kez daha iniyor. Arkadaki koridor, hiçliği, bilincin, varlığın ve tecrübenin daha derin bir katmanına doğru büküyor. Hutton, binanın ortasına yakın bir yerde bulunan yoğun yankılanmanın meydana geldiği meşhur kahin odasına gidiyor. Bugüne dek pek çok yere gittim ama buna benzer bir oda daha görmedim. Yukarıda, tavanda, kırmızı toprak boyasıyla çizilmiş, birbiriyle kesişerek petek deseni oluşturan detaylı bir tasarım var. Bunun ölülere ve onları ziyaret eden canlılara mesajlar ileten antik bir şifre olup olmadığını kimse bilmiyor. Ama düşündüğümden çok daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Her yöne gidiyor. Bu noktada tavanı tamamen kaplıyor. İşte bu da odanın bir özelliği olduğu intibanı uyandırıyor. Odanın duvarında doğal kaya yüzeyinin kesilmesiyle açılmış oval şekilli bir oyuk var. Burası tanrılara sunulan adakların veya bir kabartmanın yeri olabilir. Fakat odanın ilginç akustiği başka bir amacı olup olmadığı konusunda Profesör Hutton'ın merakını uyandırıyor. Sesinizi her yere duyurabilir misiniz? Evet. Odanın içinde sesimin derin, bariton bir yankısının olduğunu duyuyorum. Gerçekten çok etkileyici bir efekt. Burası gerçekten çok dikkatli bir şekilde düşünülmüş. Bu insanlar yerin altındaki bir binayı bile nasıl tasarlayacaklarını iyi biliyorlarmış. Doğal ve yapay etkilerin dikkatli bir karışımından oluşan bu efekt kasten yapılmış olmalı. Burası gerçekten böyle bir yankı etkisi oluşturması için akustikten anlayan insanlar tarafından bilinçli olarak oluşturulmuş olabiliyor. Tekrar yeryüzüne dönen Profesör Hutton, Malta Üniversitesi'nden bir profesörün odanın akustiği ile ilgili araştırmalar yaptığını öğreniyor. Bugünlerde bir odanın akustik resmini çekmeniz mümkün. Bu da bir fotoğraf ama görüntü yerine sesi kullanarak çekiyorsunuz. Daniel Telma, modern dijital ses haritalama tekniklerini kullanarak odanın ve duvardaki oyuğun ses imzası adını verdiği haritasını çıkarmış. Analizler odanın ayırt edici bir özelliği olduğunu gösteriyor. Mavi renk düşük frekanslar üzerinde büyük etkisi olan oyuğu gösteriyor. Yeşil odanın merkezini, kırmızı ise ortalama bir kayıt stüdyosunun akustiğini simgeliyor. Hypegium'un özellikle düşük frekanslar üzerine yoğunlaştığını görebilirsiniz. Testler odadaki garip akustik titreşimin en yoğun olarak yapılan ölçümlere göre 110 Hz frekansına sahip olan oyukta meydana geldiğini gösteriyor. Hutton, bu frekansın keşfinin odada neler olduğunu ortaya çıkarmasına yardımcı olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Malta Üniversitesi'nin mühendislik fakültesine gitmesi yönünde bir tavsiye alıyor. Profesör Kenneth Camilleri,
makine zekası konusunda uzman. Ama araştırmaları insan beyninin dış uyarılara verdiği tepkiler üzerine yoğunlaşıyor. Burada Profesör Hutton'ın tam da ihtiyaç duyduğu laboratuvar teçhizatı var. Camilleri bunun ilginç bir istek olduğunu düşünüyor. Ama profesör kendini kobay olarak kullanmasını teklif ediyor. Kenneth, bana ne yapacağını detaylı olarak anlatır mısın lütfen? Başına delikli bir başlık takacağız. Ve üzerine elektrotlar yerleştireceğiz. Sen bu tonları dinlerken biz de beyin faaliyetlerini inceleyeceğiz. Başlık yerleştirildikten sonra bilim insanları profesöre her biri farklı frekansa sahip olan bir dizi elektronik ton dinletiyorlar. Aralarında 110 Hz frekansı da var. Cihazlar faaliyetlerinde bir değişiklik olup olmadığını anlamak için profesörün beynini izliyor. Aletler beynin hangi kısmının ne kadar etkilendiğini de görebiliyor. Profesörün beyni pek çok frekansa önemli bir tepki vermiyor. Ama ton 110 Hz'e ulaştığı zaman ortalık hareketlenmeye başlıyor. Beynin sol temporal bölgesine odaklandığımız zaman görebileceğiniz üzere 110 Hz'e gelene kadar kademeli bir değişiklik oluyor. Yani 110 ve 120 Hz'lik ses dalgalarının beyinde bazı değişikliklere sebep olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Odadaki ses frekansı beynin özellikle sol yarısını etkiliyormuş gibi görünüyor. Frekans konuşmayı devre dışı bırakırken duyguları arttırıyor. Bu Profesör Hutton için sıra dışı bir buluş. Uzanmış kadın heykeli gerçekten transa geçmiş, hatta hezeyan geçiren birini gösteriyor olabilir. Yine de Hutton tam anlamıyla ikna olmuş değil. Tek bir sorun var. Bunlar sentetik tonlar değil mi? Kesinlikle. Kanepede otururken dinlediğin tonlar tamamen sentetik. Peki bunlar gerçek insan sesinden farklı mı? Çok farklı. Peki insan sesiyle aynı etkiyi yaratmış olabilirler mi? İşin o kısmı hala araştırmaya açık. O tarih öncesinden kalma odada ne olmuş olursa olsun, çıkarılan seslerin elektronik olmadığı kesin. Profesör Hutton'ın insan sesine ihtiyacı var. Sürekli 110 Hz frekansı, insan ses aralığının sınırları dahilinde. Hutton, bir baritonu stüdyosuna davet eden Daniel Telma'dan bir kez daha yardım istiyor. Yine sıra dışı bir deney yapıyorlar. Tarih öncesinde yaşamış bir rahip, bir cenaze veya kurban etme töreninde odadaki iskeletlerin arasında bu sesle bir ilahi söylemiş olabilir mi? Hutton sesi akustik odanın içinde duymak istiyor. Telma bu etkiyi baritonun 110 Hz'deki sesiyle odadaki oyuğun ses imzasını birleştirerek yaratmaya çalışıyor. Önce bir örnek olması bakımından onu bir stüdyoya yerleştirdim. Şimdi oyuğun içindeki etkiyi göstereceğim. Aradaki farkı duyunca çok şaşıracaksın. Ağzım açık kaldı. Evet, ama daha iyi duyabilmen için sesi biraz daha açayım. Malta'nın tarih öncesi tapınağındaki odanın yapılış amacını henüz kimse kesin olarak çözmüş değil. Fakat Profesör Hutton buna yaklaştığına inanıyor. Bu garip ses neyi temsil ederse etsin, Hutton hipnotik bir etki yarattığını düşünüyor. Evet, bunların çoktan ölmüş ataların veya tanrıların sesi olduğuna inanabilirim. Zor bir soru soracağım. Odanın zeminin 60 santimetre altına insan kemiklerinin gömülmüş olması, odanın akustiğini değiştirebilir mi? Çok az değiştirir ama genellikle orta ve yüksek frekansları etkiler. Tabii burada toprağın yumuşak olduğunu varsayıyorum. Yani şu anda duyduğumuzdan
biraz daha karanlık bir ses duyabiliriz. Normal bir mekanda bu ses gerçekten huzur veriyor. Ama bu sesi normal bir odada duyamayacaktım. Aman Tanrım. Evet, bu gerçekten inanılmaz. Ölümcül yeraltı dünyasına inmek zihinleri ve duyuları etkilemiş olabilir. Belki de kasıtlı olarak bu kadar karanlık bir mekan yapılmıştır. Titreyen bir ateşi olan bir lambanın loş bir ışıkla aydınlattığı bir odada olacaktım. Çevremde belki de ilk kez binlerce ölü insan olacaktı. Sinirlerim gitar teli gibi gerilirdi. Tamamen sıra dışı bir tecrübe olurdu. Bunun çok garip hissettireceğine eminim. Etrafı insan kemikleriyle çevrili rahiplerin ilahileri. Ölülerin ruhlarının yankılara verdiği cevaplar. Burası bir mezarlık olabilir. Ama okul çocukları hikayesinde olduğu gibi insanların bir daha dönmemek üzere götürüldükleri garip yankılara sahip bir yeraltı dünyası da olabilir.